söyledi. Senin eski sevgilin benim kardeşim olur dedi. İzleyelim. Geçmiş olsun de o anlar. Bodrum Yalıkavak'ta verdikleri samimi görüntülerin ardından aşk iddiaları ortaya atılan Demet Özdemir'le Kaan Yıldırım sosyal medyadan açıklama yaptı. Aşk yok, arkadaşız. Ama şimdi saklamalıyız. Soran olursa neyse ne ya gören olursa sadece arkadaşız. İkili sadece arkadaş olarak yan yana geldiklerini belirtirken Demet Özdemir bu kez tek başına Yalıkavak'taki evinin iskelesinden denize girerken magazinde kameralarına yansıyor. Al al benim çantamdan alsana siyah çantadan. Siyah çantadan al benim çantadan. Ünlü oyuncu ekibimizi fark edince denize girmesiyle çıkması bir oluyor. Dakika gündem yaratan Demet buluşması. Arkadaşımın aşkısın. Kaan Yıldırım Bodrum'da birlikte görüntülendiği Demet Özdemir'in eski sevgilisi Seçkin Özdemir'le bir araya geldi. Kafalar iyice karıştı. Kafan karıştı dilim dolaştı. İki yakın arkadaş Demet Özdemir olayına ne yorum yaptı? Sadece magazin DD. Karşında olsam da bakma. Arkadaşımı aldatma. Demet Özdemir'in Yalıkavak'taki evinde görüntülenen Kaan Yıldırım çıkan aşk söylentilerinin ardından İstanbul'a döner dönmez güzel oyuncunun eski sevgilisi Seçkin Özdemir'le Furya'da bir kafede buluşuyor. O anlar sadece magazin DD. Sen olamazsın bu canımı acıtan. İlginç buluşmanın iki kahramanı Seçkin Özdemir'le Kaan Yıldırım magazin D'nin kamerasına işte böyle gülümseyerek bakıyor. Seçkin Özdemir konuşurken ağzını kapatıyor. Muhtemelen Kaan Yıldırım da Demet Özdemir'le hakkında çıkan aşk haberlerinin doğru olmadığını söylüyor yakın arkadaşına. Gizli saklı buluşmalar ama şimdi saklamalıyız. Seçkin Özdemir Kaan Yıldırım'la sohbet ederken göz kırpıyor, başını sallıyor. İddialara inanmadığını gösteriyor arkadaşına. Soran olursa neyse ne ya gören olursa sadece arkadaşız. İkilinin keyifli halleri de dikkatlerden kaçmıyor. Dedim işte, adı üstünde, hepsi böyle. Mekandan ilk olarak Kaan Yıldırım çıkıyor. Magazinde muhabiri Hüseyin Altun'un Demet Özdemir sorusunu yazılı açıklama yaptık diyerek yanıtlıyor. Kaan Bey merhaba, nasılsınız? Tamam, Demet Hanım'la aşk sağlığı için neler söyleyeceksiniz? Açıklama yaptık zaten. Neden peki böyle haberler çıktı sizce? Bunu kendi arkadaşlarınıza sorun abi, tamam mı? Arkadaşımız Hüseyin şimdi de arabanın içindeki Seçkin Özdemir'in yanında alıyor soluğu. Kaan Yıldırım'la Demet Özdemir'in birlikte görüntülenmesine tek kelime bile yorum yapmıyor. Eski sevgilinizle Kaan Bey arasında aşk iddiaları çıktı. Neler söyleyeceksiniz? Kaan ve Seçkin Demet buluşmasının ardından peş peşe araçlarla oradan ayrılıyor. Geçmiş olsun de o anlar. Ellerini tuttuğumda, gözlerine baktığımda. Halka ekibi toplanmış. Evet, evet. Buluştuk Ahmet abiyle beraber. Siz devam edecektiniz efendim dizi yoksa? Halka bitti. Çıkan haberleri zaten yalanlamadınız. Kadın şey yapacak, Kaan kadın programı yapacak. Daha fazla sorma. Bugün benim korumamda. Haydi görüşürüz. Yok, konuşmuşsunuz zaten de. Hani çıkan haberleri zaten yalanlamıştınız da sosyal medyadan mı hani hala yorumlar geliyor. Abi siz koşalım mı? Siz neyin ne olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Ayıp oluyor. Sadece onu söylüyorum. Tamam? Peki. Kolay gelsin. Ellerini tuttuğumda, gözlerine baktığımda. Fahri Evcen'e böyle tepkiler gelmişti. Ondan sonra kilo alması üzerine
çok büyük tepkiler geldi sosyal medyadan. Yani çok da destek mesajları geldi zaten senin kardeşim. Hani ben Fahriye'nin şahsı adına bir şey söyleyemem ama bir şey söyleyecek olursam eğer, ben de anne oldum. 26 kilo aldım. Bunu da hani hiçbir zaman bir yerlere saklanarak, kaçarak, bedenimden utanarak geçirmedim, yaşamadım. Hep göz önündeydim. Zaten herkes her anımı, sizler de biliyordunuz. Dünyanın da en kıymetli, en güzel duygusu bir kadının da bedeni ona ait. Yani hani kalkıp da bir takım baskılar ve bir takım yapıştırmalarla yani bir bebek dünyaya getiriyorsunuz ve ne yapacağız? Hani hiç kilo almadan mı hayatımıza devam edeceğiz? Çok saçma, çok yersiz, çok mesnetsiz. Bir erkek 30 kilo aldığında kimse konuşmuyorsa, bir kadın da 30 kilo aldığında ki bunu çok kutsal bir şey için yapıyorsa, kimse ağzını açmasın. Maşallah. Dedim, bilmiyorlar. Aaa! Bir şey oldu.